Emin Evim'in katkılarıyla hazırlanan Manşetlerin Dili programı başlıyor. <laughs> Evet, ekranlarından canlı yayınlanan manşetlerin diline bismillah diyerek başlıyoruz. Araştırmacı gazeteci Ali İhsan ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz programa sizler de görüş öneri ve yorumlarınızla katkı sağlamak isterseniz KJ'de yer alan sosyal medya iletişim hesap adreslerimize ve WhatsApp itibat numaramıza yazabilir. Programımıza ortak olabilirsiniz. Ali hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar. Eyvallah, sağ olun. Ee, i̇sterseniz önce Gazze ile başlamış olalım yine. Yeni Şafak'ın birinci sayfasında karanlıkta geldi, protestoyla gitti diye bir ifade var. Akit'in de birinci sayfasında Siyonist'e hak ettiği karşılama Kudüs İslam'ındır mesajı verildi diyor. Blinken'la yine sabah burada söylemiştik, dün sabah fotoğrafları ve videosuyla birlikte yayınlamıştık. Apron karartıldı, temsil noktası çok düşük bir seviyeye tutuldu. Hatta Amerikan tarihi, Türkiye Amerikan ilişkileri tarihinde en düşük seviyede karşılama düzenlendi deniyor. Bir tören gerçekleştirilmedi. Gideceği yolda El Kassam Tugaylarının liderinin fotoğrafı asıldı. Yine bebek katilleriyle işbirliği yapıyorsunuz afişleri asıldı. Hakan Fidan'la görüşmesine Dışişleri Bakanımız sarılmak istediği Hakan Fidan nazikçe uzak tuttu kendisinden ve belki de en önemli mesaj oturtulduğu sandalyede hemen orta tarafına Amerikan bayrağı Türk-Amerikan bayraklarının yan tarafına bir biblo konulmuştu. Tesadüfen değildir muhtemelen o biblo. Türk bayrağı, daha doğrusu hilal ve yıldız hemen ortasında da Kubbetü'l Sahra ya da Mescid Aksa'yı görüyorum. Bir Kudüs mesajı verildi kendisine diyor Akit'te. Yeni Şafak'ta da yine benzeri ifadeler var. Mesajı aldı diye bir ifade kullanıyor. Akşam da aynen Akit gibi vermiş, manşetten vermiş o da. Demiş ki Kudüslü mesaj diye vermiş. Ama biz bunu Sayın Bahçeli'nin konuşmasından sonra vereceğiz. Önce anlattık, takdim ettik ama Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli meclisteki grup konuşmasını yapıyor. Grup konuşmasından sonra tam olarak bu Kudüs mesajıyla devam edeceğiz. Emin Evim'in katkılarıyla hazırlanan Manşetlerin Dili programı devam edecek. Evim'in katkılarıyla hazırlanan Manşetlerin Dili programı devam ediyor. Evet geri geldik kaldığımız yerden devam ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin konuşmasını dinledik. O konuşmanın önemli noktalarından biri de tam da bizim bıraktığımız yerde Blinken'ın Türkiye ziyaretine ilişkin haberde Türkiye'nin vermek iş, verdiği mesaj ve karşılama şekline ilişkin bir tepkisi vardı. Evet Amerikan Dışişleri Bakanı İsrail'e ziyareti sırasında ben aynı zamanda bir Yahudi olarak buraya geldim demişti. Hem Amerikan Dışişleri Bakanı hem de bir Yahudi olarak geldim demişti. Mısır'a gittiğinde bir insan olarak buraya geldim demişti. Ama o insan olarak Mısır'ı ziyaret ettiği saatlerde Gazze'de çocuklar öldürülmeye devam ediyordu. Sonrasında Türkiye'ye geleceği açıklandı. Türkiye'ye geldiğinde de acaba sadece Dışişleri Bakanı'yla mı yoksa aynı zamanda Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la da görüşme olacak mı diye merak ediliyordu. Cumhurbaşkanımız pazar günü için Rize'de bir açılış töreni vardı ama onu pazartesiye de sarkıtarak özellikle Blinken'la görüşmemek için o programını uzatmış oldu. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da tam da o İsraillerin Filistin'de yaptıkları gasplar, hırsızlıklarla ilgili tanımlamasına paralel şekilde o Dışişleri Bakanı Amerika'nın geldiğinde bir kere öncelikle havaalanında karşılamayarak ona memnuniyetsizliğini, İsrail'in saldırılarında kendilerinin de ortaklığı olduğunu hatırlatmış oldu. Çünkü Amerika ayrıca bir de uçak gemisini de Akdeniz'e gönderdi. Ve ondan da cesaret alarak şu an İsrail'in bombalamalarını, hastaneler dahil olmak üzere çocuklar, kadınlar dahil olmak üzere saldırılarını devam ettiriyor. Gene İsrail Amerika'ya güvenerek Birleşmiş Milletler'de güvenlik konseyinde aleyhilerine bir karar çıkmayacağını tahmin ediyorlar. Son olarak da yine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde dün itibariyle de bir karar tasarısı yine ele alınmak istenmiş ama ortak bir mutabakata ulaşılamadığı için de oylamaya da geçilmemiş. Düşünebiliyor musunuz? Çocuklar ölüyor. 4000'den fazla şu an itibariyle çocuk ölmüş durumda. Birleşmiş Milletler'in yapacağı şey ya herkes kendi yerinde dursun bir sakinleşelim. Ondan sonra ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam ederiz. Şu an itibariyle insani yardımı Filistin'in içerisinde, Gazze'nin içerisinde ilgili yerlere götürelim diyor. En temel insani bakış açısı bu. Sonrasında İsrail'in 1967 sınırlarına dönmesini de Birleşmiş Milletler kararına dayandığı için konuşalım deniliyor buna rağmen o karar bile alınamıyor. Yani bir anlamda İsrail saldırılarına devam etsin, çocukları öldürsün, hastaneler vurulsun, insanlar Filistin'den Gazze'den çıkıp gitsinler. Mısır'ın Sina Çölü'ne mi giderler artık? Türkiye'ye mi gelirler? Akdeniz'de Kıbrıs Türk kesimine mi giderler? Lübnan, Ürdün nereye giderlerse gitsinler modunda saldırılar devam ettiriliyor. Bu noktada Blinken'la ilgili olarak tabi e, siz belirttiniz birden fazla memnuniyetsizliğimizi ifade eden değişik karşı cevaplar var. Evet konuşulsun. Evet Amerika ile neler yapılabilecek bunların müzakeresi yapılsın. Ama Amerika açıkça taraf olduğunu belirtecek şekilde Akdeniz'e uçak gemisini yolladıktan sonra böyle bir Sanki e, olayı çözmek için tavır belirliyorlarmış gibi de algı oluşturmasının dünyayı aldatma anlamına geldiğini kendisine de, Dışişleri Bakanı'nın kendisine de ihsas ettirilmiş oldu. E, bu noktada Milli Gazete, dün biz konuştuk, gazetemizin de arşiv sayfasında var, İsrail-Türkiye ilişkisinde hiçbir değişiklik yok diye bir İsrailli kişi konuşmuş... Onu da Milli Gazete alıp işte Tayyip Erdoğan hiçbir şey yapmıyor, hiçbir şey yapmıyor algısıyla vermişlerdi. Arşiv sayfamızda güzel bir hatırlatma var Milli Gazete'nin editörlerine. Yuh olsun deniliyor. Seçimde Biden'ın emri altına girip Kemal Kılıçdaroğlu'nu mücahit ilan eden Saadet'in Milli Gazetesi, büyük elçimiz geri çekmemiz üzerine Siyonist köpeğinin çektiği tevilleri yani o İsrailli uzmanının yaptığı yorumları muteber bulup Erdoğan'ı Erdoğan'a saldırma bahanesi yaptı ve ondan sonrasında da devam ediliyor. Dolayısıyla burada Milli Gazete de hep birlikte mevcut siyasi iktidara destek verdikleri takdirde Türkiye'nin eli de güçlenir, Filistinlilerin, Gazzelilerin de eli güçlenir. Bu noktada Tayyip Erdoğan'a yapacakları her türlü eleştiri aslında Türkiye içinde bir bölünmeyi gösterir. Bakın Meral Akşener hep tekrarladığı papağan gibi şey Gazze'de Hamas terör örgütüdür diyor. Onun ötesinde ikinci bir şey söyleyemiyor. Ama Milli Gazete her fırsatı değerlendirip e, İsrailli uzman şunu dedi demek ki AK Parti iktidarı yeterince İsrail'e protesto, tepki koymuyor. İlişkilerimiz gayet iyi demiş İsrail'le o uzman. E, ona göre gayet iyi olabilir. Bize göre iyi değil. Biz gerektiği şekilde kendilerine de hatırlatmayı yapıyoruz. Büyükelçi büyük geri çekildi. Ama isteniliyorsa ki tümüyle geri çekilsin, gitmemek üzere istişare amacıyla geri çekildi. Gitmemek üzere eğer geri çekilmesini Milli Gazete istiyorsa önce ittifak yaptığı CHP'yi, İyi Parti'yi de ikna etsin. Ondan sonra biz daha yüksek sesle AK Parti iktidarına biz de buradan seslenelim. Büyükelçiyi derhal geri çekin. Bakın Millet İttifakı da aynı kararı vermiş durumda diyebilelim. Onlar öyle mızıkçılık yaparken Tayyip Erdoğan daha evvelden ta 2010'da Büyükelçi'yi geri çektiğinde ay efendim Büyükelçi'yi niye geri çekiyorsun diyen adamlarla ittifak yapan Saadet Partisi'ni İttifak yapan değil iktidara getirmeye çalışan. İktidara diyor. da getirmeye doğru söylüyorsunuz. O kişileri Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcıları yaptırmaya niyetlenen kendisi de bir yardımcı alacaktı ama Ekrem İmamoğlu CHP'den Mansur Yavaş CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu zaten Cumhurbaşkanı adayıydı üç kişi CHP'den bir kişi Meral Akşener Hamas'a terör örgütü diyen dolayısıyla böyle bir iktidarı iş başına getirmek isteyen Saadet Partisi şimdi lütfen kalkıp da yeterli tepki konulmuyor demesin. Yeterli tepkiyi 2010 yılında koyan Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakan Saadet Partisi. Bir de bir cümle verilmez mi ya? Yani düşünün karşılama şeklinden bakın kimin önceki gün diyorsunuz evet doğru bir şey. Önceki gün İsrailliği konuşturuyorlar. Yani İsrail'le biri konuşuyor. Diyor ki ilişkilerimiz şu düzeyde böyle gidiyor. Bunların hiçbir mahsuru yok. Bizim için Türkiye'nin sözünün bir muteber tarafı yok. İsrail'in sözü daha muteber manası çıkıyor. İkinci gün bakın bizde sür manşette, akşamda daha büyük olduğu için akşamı göstereceğim. Bizimki de bizim gazetede de sür manşette. akşamda da Kudüs'lü mesaj diyor. Hani karşılama şeklinden tutun da ...hani o aşağılayıcı karşılama şeklinden tutun da... ...Başkan Erdoğan'ın aynı saatlerde... ...Ayder Yaylası'nda fotoğraf paylaşması... ...Mescid-i Aksa, Hilal ve Yıldız... ...Kalkan deyip... ...bu fotoğraf, şeyin, bu... ...sembolün buraya konulması... ...Milli Gazete'de de... ...araç plakası BOP'la geldi... ...bakın hiçbir şey yok başka... ...yani bir cümle şu olmaz mı... ...mesela havalimanında... ...şöyle geldi... Işıklar söndürüldü. Masaya Mescid-i Aksa konuldu. Hilal de tam ortasına yerleştirildi. Amerikan Dışişleri Bakanı da o masaya, o sandalyeye oturtuldu. Hemen yanında da Hilal'in kalkan olduğu Mescid-i Aksa figürü vardı. Plakası boptu. Şimdi bir bakış açısına bakın, bir diğer bakış açısına bakın. Yani bir satır ya bir satır desin ki yetmez kardeşim Gazze'de çocuklar ölüyor siz burada biblolarla uğraşırken bunu desin gerekirse ama bir satır yer versin. Yani Bob plaka plaka Bob çıktı yazsın onu da yazsın yani BOP'un çıkmasının arka planında acaba Tam bu ne mesajı vardı, verdi Amerika'nın mesajını veriyoruz biz diyor evet. Amerika'nın Türkiye'ye mesajını veriyoruz ama Türkiye'nin Amerika'ya mesajını biz görmüyoruz diyor yani hangisi bizim için daha kıymetli Türkiye'nin mesajı mı Amerika'nın kimi böylece Türkiye Hakan Fidan vasıtasıyla Hakan Fidan'ın eliyle Amerikan Dışişleri Bakanı'na ya oraya gönderdiğiniz uçak gemisinin hesabını biz sizden sorarız Böyle sorarız, şöyle sorarız. Bugün itibariyle sizi kapıda karşılamayarak sorarız. Havaalanında vali yardımcısını yollayarak bugün hesabını sorarız. Belki yarın öbürsü günde sizleri Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılatarak bunun hesabını sorarız demiş oluyor. E şimdi Türkiye birlik içinde hareket etmezse, aynen Osman Kavala'ya sahip çıkan CHP'liler, İyi Partililerin olduğu gibi, yarın öbürsü günde o Amerikalı yetkililer uluslararası ceza mahkemesinde yargılanması sağlandığında ya Biden ne yaptı ki? Ya Blinken ne yaptı ki? Bak Türkiye'ye de gelmişti. Onun İsrail'in yaptığı katliamla niye örtüştürüyorsunuz ki? Denilirse o dakikadan sonra artık uluslararası ceza mahkemesinden de doğru bir sonuç çıkmasını kimse bekleyemez. Çünkü bu yargılamaların büyük çoğunluğu zaten önce bir suç olacak gerçekten Artı ki burada bir suç var, artı bir de siyasi destek olacak ki o kişiler o siyasiler yargılanabilsin. E, Milli Gazete şimdi e, Türkiye'deki siyasi iktidarı bu şekilde eleştirdikten sonra gezi isyanında Osman Kavala ortalığı birbirine katanlara gidip denetlediği, teftiş ettiği bir gerçeği ortadayken Osman Kavala'yı serbest bırakın diyen bir ittifakın içinde yer alırken yarın öbürsü günde ya Blinken'ı değil Netanyahu'yu yargıla ya Netanyahu da yargılanacak, Blinken de yargılanacak, Biden de yargılanacak ki bundan sonraki Netanyahu'lar kalkıp da benzer şekilde katliamlara imza atmaya teşebbüs etmesin. Burada yek vücut olmanın önemi var. Türkiye'nin birlik içinde olmasının önemi var. Eğer o olmadığı takdirde bu sefer Tayyip Erdoğan iktidar yalnız başına kalıyor. O yalnız başına kaldığı zaman da birçok yapılması gereken düşük dozda yapılmış oluyor. Ben isterim ki Hakan Fidan çok rahat bir şekilde havaalanında da karşılasın. Gelsin ki dün itibariyle bir anlatıma göre de bakanlığın dışına çıkarak Dışişleri Bakanı mevkidaşını karşılamak istemiş. Ama Blinken arabanın içerisinde telefonla konuşuyormuş. O telefonu bitirmemiş. Hakan Fidan da ha sen telefonu bitirmiyor musun? Herhalde piyangodan çıkmadı buraya gelmen. Sen beni ziyaret için geldin buraya ama arabada ben seni kapıya kadar karşılamak için gelmişken sen hala telefon. Biden değil bilmem kimle konuş. İstediğinle konuş. Hadi bakayım demiş. İçeriye girmiş bu sefer. Şimdi dış böyle karşılıklı ilişkilerde sen onu yaparsan onun tam karşılığı neyse o yapılır. Misilleme yapılır. Dolayısıyla bu noktada Hakan Fidan gerekeni yapmış. Ama bana bir insan olarak sorduğun zaman iki tane Gazze'linin ölümüne engel olabileceksek biz Amerikan Dışişleri Bakanı'nın katil olmasına rağmen katilliğiyle ilgili hiçbir tereddüdüm olmamasına rağmen sırf iki tane Gazze'li çocuğu kurtarabiliriz düşüncesiyle havaalanında bile karşılamasını onaylardım. Ama Hakan Fidan havaalanında karşılamadı. Vali gitmedi. Vali yardımcısı nezdinde gidildi. E sonrasında da siz biraz önce belirttiniz. Yani ben sizinle oturmuşum burada konuşuyorum. Buraya da Hilal ve Yıldız'ın kuşattığı Mescid-i Aksa var. Mescid-i Aksa'yı koyduğunuz zaman ne demiş oluyorsunuz? Biz Filistin'de ölen insanların yanındayız. İsrail burada olmamalı deniliyor. İsrail'e haddi bildirilmelidir deniliyor. O Blinken Hakan Fidan'ın karşısında kuzu kuzu oturuyor. E bu noktada bu yapılanları Milli Gazete'nin teşekkürle karşılaması gerekir. Evet Erbakan hocamız da hayatta olsaydı aynısını yapardı demeleri gerekir. Maalesef ki maalesef bunun yerine işte CHP'nin yaptığı gibi, İyi Parti'nin yaptığı gibi Fitne üzerinden siyasetlerini yürütmeye çalışıyorlar. Ki Başkan Erdoğan'ın da bakın bazı şeyler izah edilmiyor ama işte hani satır aralarında da demek ki o da artık dayanamıyor ve bazı şeyleri söylüyor. Şundan emin olunuz ki biz Filistin meselesinde Gazze'de yaşananlar konusunda görülenden çok daha fazlasını yapıyoruz ve yapmayı sürdüreceğiz diyor. Bakın görünenden bu dünkü ifadesi, önceki gecesi, önceki günkü ifadesi görünenden çok daha fazlasını yapıyoruz. Yani her şeyi burada izah etmiyoruz yaptığımız şeyleri ama görünenden çok daha fazlasını yapıyoruz diyor. Yani diplomaside de bazı şeyler özel olarak söylenir, yapılır. Ben o noktada şimdi Amerikan Dışişleri Bakanı'nın şöyle Ezirdi ezildi, böyle ezildi şeklinde yaklaşımlarda bulunulmasını da yani biz şimdi kendi egomuzu tatmin edeceğiz diye veya AK Parti iktidarını göklere çıkartacağız diye Hakan Fidan'ı kutsayacağız diyerekten Amerika'nın Dışişleri Bakanlığı'nı da yerlerde süründürdüğümüz zaman eğer iki gazeli çocuk daha fazla ölecekse ben bundan hicap duyarım. Dolayısıyla kendi yaptığımız şeyleri yapmamız gerekenleri yapalım. Ama öbür taraftan da iki gazeli çocuğu daha kurtarabileceksek o noktada da sen ben kavgasından kurtulup hem dünya genelinde sen ben kavgasından kurtarılıp kendi çalışmalarımızı hem de kendi içimizde de Saadet Partisi'ydi, AK Parti'ydi, CHP'ydi, İyi Parti'ydi diye ayrışmaları bir kenara bırakıp temel bir şeyde buluşmamız lazım. O temel şey ne? Çocukları öldürmesinler. Çocukları herhangi bir şekilde hastanede bile bombalamaya kimse kalkışmasın. Ay efendim onun altında şu vardı da bu vardı da Hamaslı vardı bilmem. Ya bırakın numaraları, bırakın yalanları, dolanları ya. Eğer Hamaslı varsa, eğer İzzettin Kassam üyelerinden şu şahıs bu şahıs varsa ya tekerlekli sandalyedeki Şeyh Yasin'i sabah namazından dönerken füzeyle vuran İsrail'den bahsediyoruz. He, 7 Ekim'deki Hamas'ın hareketi o İsrail'in büyütüldüğü kadar da güçlü olmadığını ortaya çıkartmıştır. O ayrı bir tartışma konusu. Ama sonuç itibariyle biz şimdi İzzettin Kassam üyelerini vuruyoruz diye çocukları 4000'den fazla çocuğu öldürürse İsrail burada Amerika'nın tavrını da hep birlikte masaya yatırmamız lazım. İşte çocuklar ölüyorsa bu savaşın kaçınılmaz ...sivil sonuçlarıdır... ...diyen Biden'ı... ...biz her daim mahkum etmek zorundayız. Evet. Sözcü, aramızda... ...kardeş hukuku var diyor. Kimden bahsediyor? Kurultayda Ekrem İmamoğlu... ...ve Özgür Özel ikilisinin... E, ...Sayın Kılıçdaroğlu'nun... ...devirmesine yönelik hamle sonrası... ...Özgür Özel'in açıklaması. İmamoğlu'nun ziyaret ettiği... ...Özel böyle dedi diyor aramızda kardeş hukuku var. Bu bizi iktidara taşır diyor. Önümüzdeki günlerde göreceğiz iktidara mı taşıyorlar yoksa aralarında kardeş hukuku olduğu Canan Kaftancıoğlu ile aynı mazbataya çekip tuttukları gibi işin sonunda birbirine ahmak, aptal, müteahhit kafalı gibi bir ifadelerle iç savaş mı göreceğiz onu bilmiyoruz. Ama Akit'in manşetinden de diyor ki babayı yedi sıra kardeşte diyor. Baba oğul diyorlardı Ekrem İmamoğlu'yla Sayın Kılıçdaroğlu birbiri için. Baba oğul benzetmesi yapıyorlardı. Başkan Erdoğan'ın da bir uyarısı vardı. Oğlun arkandan iş çeviriyor, haberin olsun diyordu. Şimdi babayı yedi diyor akit manşetinden. Sıra o kardeşlik hukukuyla birbirine bağlı olduğunu söyleyen Özgür Özel'de diyor Ekrem İmamoğlu için. Evet baba oğuluz biz dedi Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu için ki bir sürü tartışmadan sonra bunu söyledi. Öyle durup dururken her şeyin güllük gülistanlık olduğu bir dönemde değil ciddi anlamda kavgaların olduğu bir dönemde biz baba oğul gibiyiz Ekrem İmamoğlu ile demişti. Baba oğul gibiyiz dedikten sonra Ekrem İmamoğlu mu Cumhurbaşkanı adayı olacak yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu tartışması yaşandı. O tartışmada Kemal Kılıçdaroğlu aday yapıldı ve Ekrem İmamoğlu'nun da Cumhurbaşkanı yardımcılığı adaylığıyla sonuçta tartışma bir noktada çözüme kavuşturulmuş oldu. O tarihte baba oğul gibiyiz diyen Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazanamadı. Ekrem İmamoğlu da kazanamadı aslında. O da Cumhurbaşkanı yardımcılığına adaydı. Hatta Mansur Yavaş da Cumhurbaşkanı yardımcılığına adaydı. Hep birlikte seçimi kaybettiler. Ama sonuçta şimdi faturayı sadece Kemal Kılıçdaroğlu'na çıkartıp, özgür özel ara formülüyle Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na gelmesi için hazırlıkları tam gaz sürdürüyorlar. E, CHP, baba oğul siyasetiyle bile seçimi kazanamadı. Şimdi Bakıyorsunuz sözcüsüne, milliyetine veyahut da cumhuriyetine, bir gün gazetesine. E, baba oğul siyasetiyle seçim kazanamayanların şimdi kardeşlik hukukuyla seçim kazanacaklarını iddia ediyorlar. Bu bizi iktidara götürür diye özgür özel ağzından açıklamalar yaptırıyorlar. Ya baba oğul kazandıramamış şimdi kardeşler mi kazandıracak? Baba en temel ailenin de direğidir. Baba varken kazanamamışsınız. Şimdi iki kardeş, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu, iki kardeş düşünürseniz babayı yolladılar. Şimdi iki kardeş seçimi kazandırırmış diye bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Akit gazetesi Ekrem İmamoğlu ağzından, penceresinden olaya yaklaşmış. Babayı yedi yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu attı partiden uzaklaştırdı. Şimdi sıra kardeşi uzaklaştırmakta diye. Bundan bir ay sonra, iki ay sonra hele hele mahalli seçim bittikten sonra kesin kes. CHP'de yaşanacak olanları şimdiden manşetine taşımış. Bu gayetten haber vermek falan filan değil. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu nasıl kavga ettiyse Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu da yarın kavgaya yavaş yavaş başlayacaklar. Ama bunun kilit atlama noktası mahalli seçimlerin açıklandığı gün olacak. O gün itibariyle ben size şimdiden gene gayipten haber vermiyoruz. Olanlardan çıkardığımız dersle, tecrübeyle söylüyorum. Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması şu olacak. CHP Genel Merkezi'nin destek vermemesi sonucu İstanbul'da seçimi kaybettik. Oysa biz 2019'da biz yani ben seçimi kazanmıştım. Seçimi kazanan ben şimdi 2024'te kaybediyorsam bunun sorumlusu genel merkezdir diyecektir ve ondan sonra özgür özeli devirmek için yola çıkacaktır şimdiden. ...haber vermiş olalım. Evet, Ekrem'in gölgesi... ...zaten Akit'te de Ekrem'in gölgesi... ...üzerinde olacak diyor. Yeni Şafak'ta da benzeri bir ifade vardı. O da ne diyor? Gölge lider olacak diyor İmamoğlu için. Özgür Kılıçdaro Özel, Özgür Özel, Özel pardon, için. Özgür, Özgür Özel gölge. Ekrem İmamoğlu da esas... ...genel başkan gibi hareket edecek. Parti meclisi üyelerinin belirlenmesinde vesaire de bunlar görünüyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi, Ak Parti'nin belki de küçük küçük hataları diyebileceğimiz noktada, belki israf noktasında, belki şu kişinin, bu kişinin gereksiz yere bakanlıklar nezdinde kapıdan kovduğunuzda pencereden giren tiplerin yaptıkları politikaları tümüyle bitirememeleri açısından belki AK Parti iktidarını eleştiririz. Ama CHP'de şimdi parti meclisine giren isimlere baktığınız zaman bu isimlerin birçoğunun tam da CHP'nin o parasal ilişkilerinin merkezinde olan kişiler olduğunu görüyoruz. Özgür Karabat İstanbul'da belediye otobüsleri, halk otobüsleri de sonuç itibariyle şimdi İETT nezdinde faaliyet gösteriyor. O otobüslerin bakımını yapan firmanın mali müşaviri olarak tanıyoruz kendisini Özgür Karabat'ı ki kendisine bakın hatırlatmıyoruz bizde belli noktalarda bazı hassasiyetler var o hassasiyetler de siyasi konulardaki bir anlamda geride duruşumuzu da kendi kalemize Belki gol olacak pozisyonları kendi elimizle oluşturmamız da söz konusu oluyor. Halbuki her daim şunu tekrarlamamız lazım. Özgür Karabat Çekmeköy'de bir kadınla ilişkisi. Ne oldu o olay? Ne istemişti o kadın? Evlilik dışı o ilişki mahkemelere yansımıştı. Sonucu ne oldu? Mesela İsmail Saymaz şu ilimizdeki şu vakfın 10 yıl önceki bir yurdunda veya bir evde, öğrenci evinde yaşandığı iddia edilen bir olayı anasının adı, babasının adı, dedesinin adı, kuzeninin adı, emmisinin adı, ninesinin adıyla her şeyiyle ortaya dökerken Özgür Karabat Çekmeköy'de bir kadınla ne yaşadı? O kadın Özgür Karabat'tan ne istedi? Bununla ilgili biz dahi her daim hatırlatmamızı yapmıyoruz. Yapmadığımız için de o gayri ahlaki ilişkinin odağındaki merkezindeki adam şu an CHP'nin parti meclisi üyeliğine seçiliyor. E şimdi ben düşünüyorum bu kişi CHP kongresinde katılan bir kadınla tanışıp şu an itibariyle de o tarihte de çünkü kongrede bir kadınla tanıştığını arkasından kendisinin daveti veyahut da Özgür Karabat'ın teklifiyle bir evde buluştuklarını vesaire anlatıyordu. E şimdi benzer bir diyalog birisiyle yaşamış mıdır Özgür Karabat? Parasal gücünü kullanarak onunla bir ilişki yaşamış mıdır, yaşamamış mıdır? Çünkü tarih tekerrürden ibarettir derler. Belki Eğer... ders aldım diyecek. Yani ders aldıysa ne hala? Ders aldı da tamam yani hani ya özel hayatı neyse diyeceğiz ama Ahmet'in, Mehmet'in özel hayatına neyse diyebilirsiniz de bir partinin tepe noktasındaki adamların özel hayatına mesela Muharrem İnce geçen niye ayrıldı? Niye istifa evet. ettirildi? Özel hayat, Kaset özel dedi. hayat diyorlar ama Muharrem İnce'nin kasetini CHP'liler piyasaya sundular. Yani. CHP'nin Şişli teşkilatında bulunan kişiler piyasaya sunup adam ne oldu? Cumhurbaşkanı adaylığından çekirdi. Şimdi X kişi Mutmayalım. tabi X kişi X partinin başına geldi ve bir kasede olduğunu öğrenildi. Daha doğrusu kendisine söylendi. Falanca kişiyi filanca Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yapacaksın kazanacak yerden. Düşünebiliyor musunuz? Kasetle bir ilin belediye başkanı belirlenecek. Böyle Ondan sonra onun etrafında parsalar toplanacak. Onlar bölüştürülecek. Şu kadarı şuna, şu kadarı şuna denilecek. E bunun adı da siyaset olacak, dürüstlük olacak. Maalesef ki maalesef CHP Özgür Karabat örneğinden hareketle söylüyorum böyle parasal ilişkileri ciddi tartışmalara sebebiyet veren bir kişiyi parti meclisine seçerek, seçtirerek belki de işin başında daha Özgür Özel kaybedeceğini ilan etmiş oldu. Yoksa bizim Özgür Karabat'la falan işimiz olmaz demesi gerekirdi. Onu demediği noktada da Ekrem İmamoğlu'nun müteahhit kafasının CHP'nin parti meclisini ele geçirdiğini söyleyebiliriz. Çünkü Özgür Özel'in de bir şekilde hazırladığı bir anahtar liste vardı. O anahtar listeden de 9 kişinin delerek o listeye girdiği belirtiliyor. O delmeler Kimin lehinedir? Ekrem İmamoğlu lehine ne kadar kaç Ve de kaçıncı vardı? turda seçildiler? Yani o, yani parti o pazarlıklar. Meclisinde. Hem de yani pazarlıklar yapılıyor. Üç kere uzatma yaşanıyor. Parti meclisi seçimine geçilmesi için. Ve sonuçta seçim yapılıyor. O seçimde de 60 kişilik listede. Özgür Özel'in diğerleriyle oturup konuşup pazarlık yaparak mutabık kaldıkları listede 60 kişiden 9'u Kenarda kalmak zorunda kalıyor. Diğer 51 kişisi seçiliyor. Anahtar Özgür Özel'in kendi elemanları da değil bunlar. Evet. Ve 9 kişi de dışarıdan parti meclisine girmiş oluyor. Benim için önemli olan İstanbul'da belediye otobüsleri hala işe gelirken eve giderken gördüğümüz caddelerin kenarında bekleyen arıza yapmış otobüslerin bakımından sorumlu olan bir şirketin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde o ihaleyi kazanmasına aracılık eden Özgür Karabat şimdi eğer CHP'nin parti meclisine girebiliyorsa önümüzdeki süreçte CHP'nin ilişkilerinde paranın en önde yer alacağını buradan çıkartmış olabiliriz. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ankara'da bu işlerle uğraşıyor. 48 saat hiç uyumadı deniyordu dün ama bugün bakıyorsunuz gazetelerde bizim aylardır söylediğimiz neredeyse bir yıldır dikkat çektiğimiz bir hadiseden bahsedip onu da çarpıtarak bahsetmeye başlıyorlar. Ne diyorlar? Defalarca dedik ki İstanbul'un suyu tükeniyor. Bakın %50 kaldı, %40 kaldı, %30 kaldı, %20 kaldı, %17'ye düşmüş. Muhalif medya buna kılıf uyduruyor. Göller kuruyor, susuzluk kapıda. Yanlış politikaların sonucu diyor. İstanbul'da iklim değişikliğinden kaynaklı, ranttan kaynaklı diyorlar. Kuzey Marmara otoyolunu yaptınız ya, o yüzden İstanbul'da bir susuzluk başladı diye saçma sapan bir iddianın arkasına saklanıyorlar. Kararda da su bitti, acil tedbir gerek diyor. %17'ye düşmüş, karar daha yeni fark etmiş bu durumu. Yeni Asya'da da gördüm benzeri bir ifadeyle. Bakın aynı şeye çalışıyorlar. Aynı mantığa çalışıyorlar. O da diyor ki barajlar boşaldı. İklim kriziyle birlikte. İklim krizi. Hmm. Yani Ekrem İmamoğlu'nun bir kusuru Bakın, yok. Bakın İsrail bir damla yağmur düşmüyor diyorlar. Bulutlardan bilmem nereden şuradan buradan yağmur bombalarıyla su üretiyorlar. Milletin bulutlarını çalıyor. Başka ülkelere gidecek olan yağmuru çalıyor diyorlar. Bizde İmamoğlu başkentte şeyde durmuyor. Büyükşehir'de durmuyor. CHP'nin iç siyasetiyle uğraşıyor. Bunlar diyor Kuzey Marmara Otoyolu yapıldı o yüzden susuzluk var diyor. Evet Cumhuriyet Karar ve Yeni Asya üçü de aynı noktaya dikkat çekmişler. Barajlar kuruyor. E, barajlar herhalde durup dururken kurumuyor. Bir de İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu var. O Ekrem İmamoğlu'nu baktığımız zaman 4.5 yıllık belediye başkanlığı döneminde belki nereden baksanız 1.5 yılını İstanbul dışında geçirdiğini görebiliriz. İstanbul için çalışıyordur. İstanbul'un suyunu nereden temin ederim diye Kocaeli'ne gidiyordur, Sakarya'ya gidiyordur. Komşu illere gidiyordur. Eyvallah deriz. Ama biz kendisini nerede görüyoruz? İşte Erzurum'da gidip halkı kışkırttığı noktada görüyoruz. Siyasi çalışmalarda görüyoruz. Parti lehine yaptığı CHP lehine yaptığı çalışmalarda görüyoruz. Sonuçta acı tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi barajlar yüzde 28 dedik, 27 dedik, 25 dedik. Şimdi yüzde 17 diyorlar. E peki o barajlardan kim sorumlu? Daha bir ay önce İSKİ yetkilisi bir profesör bayanı siz burada gazeteden haberini okudunuz. hanımefendi diyordu ki Eylül'ün sonuna doğru, Ekim'in başına doğru yağmurlar yağacak, İstanbul'un su sorununun kalmayacağını tahmin ediyoruz. E buyurun şimdi o hanfendi çıksın. Bir defa daha açıklamasını yapsın. Büyükçekmece, Terkos, Sazlıdere barajlarının neredeyse kuruduğunu Cumhuriyet gazetesi yazıyor. Siz gelecek yağmurları tahmin ederek e, önümüzde kış var, önümüz sonbahar. Dolayısıyla yağmurlar yağar, su sorunu da çözülür. E o zaman siz niye belediye başkanı oldunuz ki? Diye sorarlar insanı. Evet. Sürenin sonuna geldik. Yarın görüşmekle iyiyle inşallah. Allah'a emanet olun. Buluşmak ümidiyle inşallah. Emin Evimin katkılarıyla hazırlanan Manşetlerin Dili programı sona erdi.